da böyleyken böyle şeyler oldu diyebilsinler diye. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok hayırlı bir işte karşılaşmadık ama evet, bir genç kız için bu tür olaylarda, böyle kanlı canlı olaylarda kameramanlık yapmak bir duygusal yorgunluk yaratıyor mu sonra? Çekim sırasında yaratmıyor ama çekim sonrasında yaratıyor. Ne gibi şeyler hissediyorsun? Eve gidince böyle kameranı bırakıp evine gidip ayaklarını uzatınca ne hissediyorsun? Bugünlerle hiç karşılaşmamayı tercih ediyorum ama bazen rüyalarıma giriyor ve kendimi kötü hissediyorum. Ama yaklaşık 5-6 yıldır bu işi yaptığım için bir parça da alıştım galiba. İlk gördüğümde daha çok etkilenmiştim. Ama şu an... Aslında belki alışmak değil de, kanıksamak değil de soğukkanlılığımızı sürdürebiliriz. Evet, galiba biraz öyle olur. Peki ailenden ya da ne bileyim erkek arkadaşından ya da yakınlarından sana ya ne işin var, git başka sahalarda çalış, polis muhabirliği yapma ya da kameramanlığı bu şekilde yapma diye hiç eleştiri gelir mi? Tabii bir dolu eleştiri geliyor çünkü siz de biliyorsunuz, siz de bu mesleğin içerisindesiniz. Bizim ne zaman, nerede ve hangi koşullarda olduğumuz hiç belli değil. O yüzden birçok problem yaşıyoruz ve böylesi ortamlarda olmamdan tabii ailem özellikle zaman zaman kaygılanıyor işin açıkçası. Özellikle toplumsal olaylara gittiğimde. Korktuğun oluyor mu? Ben korkmuyorum ama benim adım ailem korkuyor galiba. Tanıyalım seni, herkes tanısın. Hayriye Savaşçıoğlu, ben İnternet Haber Merkezi'nde çalışıyorum. Peki, kolay gelsin. Yani nasıl kolay gelecek bilmiyorum ama evet, inşallah evet. Böyle şeyler olmasın. Umarım böyle şeylerle karşılaşmayız ya.